Merhabalar, ben Güney Sentürk. Bir videoda daha sizlerle birlikteyiz. Şu an konuğumuz olarak eski Beşiktaş'ın futbolcusu ve eski milli takımımızın futbolcusu Ali Eren Şerler ile beraberiz. Hocam nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Davetimizi kabul ettiğiniz için de çok teşekkür ederiz. Bizi onur ettiniz. Sağ olun tekrardan. Bir tarafta ise yine Arda kardeşimle beraberiz. Arda sen nasılsın? Çok sağ ol Günay, sen nasılsın? Sağ olun. Teşekkür ederim. Şimdi hemen başlayalım. Gündem oldukça yoğun. Gündemimizin bir numaralı maddesi işte maalesef koronavirüsü. Bu sadece Türkiye'yi ilgilendiren bir durum değil. Tamamen dünyayı ilgilendiren global bir sorun. Şimdi en son Beşiktaş maçından önce, Galatasaray Beşiktaş maçından önce belli bir kısım bu maçın tamamen liglerin iptal edilmesini, seyircisiz dahi oynanmamasını söyledi. Bir kısım ise seyircili, bir kısım ise seyircisiz oynamasını söyledi. Yani üçe bölünmüştü bu kamuoyu. Özellikle Fatih Terim bu maçın oynanmamasını, liglerin ertelenmesini söyledi. Mustafa Cengiz biz hazırız dedi. Taraftarlar gelebilir, bir sıkıntımız yok dedi. Maçtan sonra ise Sergen Yalçın'ın bir açıklaması oldu. Fazla abartılıyor diye. Şimdi Fatih Terim'in de durumunu hepimiz biliyoruz. Koronavirüsüne yakalandı. Ona da buradan geçmiş olsun diyoruz. Umarım en kısa sürede atlatır. Ali Eren Hocam, siz bu konular hakkında ne düşünüyorsunuz? Önceden ertelenmeli miydi yoksa erteleniş tarihi tam yerinde miydi? Şimdi ben bunu kendi Twitter'ımdan da yazdım o dönem içerisinde. Dedim maçlar ertelensin, en kötü ertelenmiyorsa bile seyircisiz oynatılması lazım dedim. Tabii Mustafa Cengiz Galatasaray Başkanı, ya işte biz bütün önlemleri aldık falan dedi ama bu önlemlerin hiçbirisi alınamaz bu hastalığa, özellikle salgın hastalığına karşı. Yani böyle kalabalık bir yerde olup da önlem almanız imkansız. Orada biliyorsunuz 40 bin 50 bin kişi bir arada olacaktı. Ki Allah'tan en azından seyircisiz oynatıldı maç. Keşke oynatılmasaydı. Yani insan hayatı her şeyden daha önemlidir. Kesinlikle. Bunun üzerinde durmamız gerekiyor. Maçlar ikinci planda. Yani herkes, şimdi Türkiye'de şu var. Kimse Türk futbolunu düşünmüyor. Kimse insanları düşünmüyor. Herkes bağlı bulunmuş olduğu takımın lehine, onun yararına, faydasına olacak, onun çıkarına olacak durumları hep ortaya atıyor. Onunla alakalı yorumlar yapıyor. Ama bu hem Türk futbolu için hem ülkemiz için sıkıntılı bir durum halen. Bakın, ben şu anda 13 gün oldu evdeyim. 13 günden beri evden çıkmadım dışarıya. Sadece zorunlu ihtiyaçlar dışında işte markete gidiyorum. İşte gerekli 3 günlük, 5 günlük ihtiyaçlarımızı karşılayacağımız şekilde alışverişimizi yapıp tekrar evimize geliyoruz. Yani hakikaten zor bir süreçten geçiyoruz. Kolay değil. Ben Fatih Hoca'ya da buradan, Abdurrahim Albayrak'a, ikisine de buradan acil şifalar diliyorum. Yani Fatih Hoca'nın söylemleri yerini buldu ama biraz geç oldu. Keşke maçtan önce çıkıp bu açıklamaları yapmış olsaydı daha etkili olacaktı. En azından belki daha farklı şeyler yaşayacaktı. Şimdi Türkiye'de o gün 3-4 gün itibariyle çok maç oynandı. Kimde ne var, kimde ne yok bilemiyoruz aslında. Bütün futbolcuların, spor adamlarının, gazetecilerin, statta bulunan güvenlik görevlilerin dahi yani testten geçirmesi gerekiyor. Bu salgın biliyorsunuz çok sıkıntılı, özellikle çok çabuk bulaşıyor. Çok Birisinin bir çabuk. yere dokunması yetiyor. Orada saatlerce, belki günlerce, bilmiyorum ben. Hani bu konuda tam hani şudur budur diyemem ama Twitter'dan veyahut da televizyondan, doktorlardan dinlediğimiz kadarıyla bayağı bir süre içerisinde kalıyor. Bu da ister istemez tabii ki dokunma yoluyla insandan insana geçebiliyor. O da eline, ağzına, burnuna götürdüğü anla itibariyle hastalığı kapıyorsunuz. Yani sıkıntılı bir durum, problemli bir durum. 14 gün boyunca kuluçka süresi olduğu söyleniyor. Bunu Sağlık Bakanı da söylüyor. Zaten yurt dışından gelenler de 14 gün boyunca herhangi bir dışarıya çıkması istenmiyor. İzole edilmesi gerekiyor. 14 gün boyunca bu hastalık kendini gizleyebiliyor. Bu da bir sıkıntı. Tabii bazı vatandaşlar
bu uyarılara maalesef ki kulak asmıyorlar. Hala görüyoruz haberlerde dışarı çıkanlar var. Hani bizi izleyenleri de buradan söyleyelim. Yani mümkün olduğunca evde kalalım ki hastalık daha fazla yayılmasın. Arda, bu konu hakkında senin görüşünü alabilir miyim? Öncelikle çok sevdiğim hocam Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'a buradan geçmiş olsun diliyorum. Gerçekten zor. Hem onlar açısından hem aileleri açısından çok endişelendiklerine eminim. Tüm halkımız kendi aralarında sürekli bu korkuyu yaşıyor. Onlar da buna dahil oldular. Tüm halkımıza buradan tekrar geçmiş olsun diliyorum. Maçın aslında oynanmasından ziyade federasyon tarafından birilerine cevap hakkı doğmasına ben çok üzüldüm. Şimdi herkes konuşuyor değil mi? Hocam siz de konuştu söylediniz az evvel. Taraftarlar, başkanlar, teknik direktörler hepsi bir şeyler söyledi. Ama keşke federasyon birinci ağızdan bir şeyler söylemiş olsaydı da hiç kimseye bu cevap hakkı doğmamış olsaydı. O da nedir? Direkt ertelenmiş olması. Şimdi federasyon o noktada daha federasyon bile kararsızken Mustafa Cengiz'in bunları söylemesi çok normal. Federasyon bile kararsızken taraftarın ve hocaların bunu söylemesi çok normal. Federasyon kararlı olacak ki diğer hiç kimseye böyle bir şey hak tanınmayacak. Şöyle bir şey söyleyebilirim ama benim bildiğim kadarıyla yani bu erteleme kararını federasyon değil devlet veriyor. Yok, hayır. Hani sonuçta Sadece federasyon oy hakkı kullanabiliyor. Yani yani o en federasyon azından yani oynanması o diye tavsiye edilebiliyor. Yani İtalya'da da bunlarda veya ertelenen tüm liglerdeki hep ertelemelerin hepsini devlet açıklar. Yani federasyonlar değil. O yüzden hani bunu düzeltelim. Yani zaten devletimiz de burada söyledi devam edilebilir diye. Son ana kadar, Cuma gününe kadar hep devam edecekti ligimiz. Son anda bakan açıklama yaptı, ertelendi diye. Ondan öncesinde zaten erteleme söz konusu değildi. yani en azından hiç tamamen ertelenmiş olmuş olsaydı bu ortam ya yani bu yani medyada bu kadar çok şey konuşulmayacaktı. En azından bu yüzden benim içim rahat olacaktı. Şimdi hocanın da Fatih'lerin de o gün dediği gibi yani taraftar alınmadı ama 800 kişi onlarla beraber yani Bin kişi takımlarla beraber kalmış. 1000 kişiye yakın. Yani gerçekten çok fazla bir sayı. Bu da 1000 kişinin de sirayet edeceği insan sayısını düşündüğümüz zaman o da çok fazla. Ama tabii ki de bir seyircili oynanan maçtan sonra olacak tahribattan daha düşük olacağı kesin. Geç alınmış bir karar ama nihayetinde alınmış bir karardı. Bundan sonra ne olur? Şimdi birçok soru işareti var aslında bu alındı. Şimdi biz bunları konuşuyoruz ama bundan sonrası da çok fazla. Nedir onlar? Oyuncu sözleşmesi bitecek olan oyuncular var. Kamp dönemi ne olacak? Bu tescillenecek mi? Yani bunları çok merak ediyorum. Bakalım ne olacağını çok merak ediyorum gerçekten. Şimdi bence onun için bir ikinci açıklama beklenecektir Türkiye Futbol Federasyonu'ndan. Bu sonra düşünülmesi gereken bir şey bence. Öncelikle insan sağlığı diyorum. Ligin de çok Aynen. önemli olduğunu da düşünmüyorum açıkçası. Burada yani... Kesinlikle. Buyur hocam, buyurun hocam. Burada şu da var. Bu hastalık daha ne kadar ülkemizde kalacak? Ne kadar Evet. süre Evet. bizi etkisi altında bırakacak? Yani bunları bilmiyoruz daha. Önümüzü tamamen göremiyoruz. Onun için ya maçların hepsi ikinci, üçüncü planda. Senin de dediğin gibi önemli olan önce insan sağlığı. Önce Aynen. sağlıklı bir şekilde buradan çıkalım. Yani kim şampiyon olmuş, yok maçlar öyle olmuş. Oynanmasın bir sene, 2 sene oynanmasın hiç önemli değil. Önce sağlık yani. Bakın sadece futbolla alakalı değil. Baktığınız zaman çoğu insanlar işe gidip geliyor, fabrikada çalışanlar var. Yani şimdi bu biliyorsunuz büyük bir salgın yani bu. Bütün Evet. dünyayı etkisi altına aldı. Yani bunun gerekli önlemleri zaten yavaş yavaş devletimiz alıyor. Bakıyoruz ama sadece futbol maçlarıyla alakalı değil. İşte fabrikada çalışan insanlar da futbolcular kadar tehlike altında. En azından risk altında anlatabiliyor muyum? Sokağa çıktığınız zaman otobüse bindiğinizde veyahut da metroya bindiğinizde veyahut da taksiye bindiğinizde sizin bindiğiniz oturduğunuz koltuğa veyahut da daha önce tutmuş olduğunuz yere daha önce kimin tuttuğunu tutmadığını insanlar da artık yani biraz delirmeye başladılar. Çünkü tabii bu psikolojik olarak da insanları çok etkilemeye başladı. Ben dahi etkilenmeye başladım yani ellerimize eldivenler takıp alışverişe gidiyoruz. Düşünebiliyor musun? Yani marketten içeri giriyorsun. Dezenfektanlar var. Onlarla ellerini önce bir Evet. temizliyorsun. Ondan sonra alışveriş yapıyorsun. Çıkarken olmadı diyorsun bir daha temizleyelim. O eşyaları aldığın yiyeceğini içeceğini eve getiriyorsun. Eve girerken yine aynı şekilde
işte ayakkabılarını çıkartıyorsun dışarıdan geldiğin için, daha farklı bir yere koyuyorsun, üstünü başını çıkartıyorsun, gidiyorsun tekrar ellerini yıkıyorsun. Hakikaten yani bu inanılmaz derecede bu hastalık psikolojimizi de bizim etkiledi. Yani evet, evet. Bu da yani kötüye gidiyoruz hakikaten. Yani içinden çıkılması zor bir hal aldı. Ama dediğim gibi maçlar hepsi ikinci planda, üçüncü planda. Önemli olan bu, öncelikle bu salgını bir atlatalım. Daha sonrasında zaten maçlar gelir. Sorun olacağını evet. Düşünmüyorum ben. Şimdi zaten ikinci sorum da bununla alakalıydı. Ahmet Nur Çebi bir açıklama yaptı bundan bir gün önce. Bu sezon Süper Lig'de son durumu önümüzdeki sezonla taşıyarak iki sezonu birleştiremezsiniz. Çözüm bulunamazsa Süper Lig mevcut haliyle tescil edilebilir diye bir açıklaması oldu Beşiktaş Başkanı'nın. Şimdi tabii hani kamuoyunda konuşulan çok şey var. Playoff konuşuluyor şu anda. İşte bazı başkanlar tescil edilmeli veya fikstürün sıkıştırılması gibi şeyler konuşuluyor. Yani tabii ki öncelik az önce bahsettiğimiz gibi insan sağlığı, ama devam etmesi halinde en mantıklı sonuç nasıl olur? Ne olmalıdır hocam sizce? Şimdi Sayın Ahmet Nur Çebi'nin bu Beşiktaş'la alakalı kendi düşüncesi. Galatasaraylı yöneticilere sorsanız bunu değiştiriyor, yani tescil edilmesini istemezler. Trabzonlulara sorsanız tescil edilmesini isterler. İşte Başakşehirlilere sorsanız evet. Bu durumda Trabzon şampiyon olacağı için tescil edilmesini istemezler. Yani bu genel anlamda dediğim gibi yani bu kişilere göre değişebilecek bir düşünce bu konu. Ama bu tabii bunda yani biraz da adil olmak lazım. Sonuçta Başakşehir de Trabzon'la beraber şu an için şampiyonluğun ortaklarından bir tanesi ve arkalarında Galatasaray var. Geliyor. Evet. Şimdi bunların düşünceleri çok önemli. Yani kalkıp da siz Trabzon'a direkt şampiyonluğu verirseniz hani Başakşehir için çok büyük bir adaletsizlik olur başta. Daha sonrasında Galatasaray için büyük adaletsizlik olur yani baktığınız zaman. Yani bunu nasıl bu problemi nasıl çözecekler inanın ben de bilmiyorum, ama yani playoff olsun, oynatılması gerekiyor en azından. En azından 3 takımın, 4 takımın veya da alabilecekleri kaç takım olursa bilemiyorum yani. Kendi aralarında iddiası olan takımların kendi aralarında oynayıp bu sorunu bu şekilde çözmeleri gerektiğine inanıyorum. Çünkü bugün kalkıp da tekrar aynı şeyi yenileyeceğim. Yani Trabzon'a verirseniz hakikaten diğer takımlara haksızlık yapmış olursunuz. Hatta bu sezonu saymayalım diyen bazı başkanlar da oldu. Yani öyle bir açıklama dönüyor. Yani bu sezon hiç oynanmamış sayın. Yani buraya kadar maliyetler, yani sponsorlar, bunlar çok inanılmaz külfet. Yani farklı düşünceler tabii. Yani bunlara saygı duymak lazım. Herkes, dediğim gibi her takım niye şimdi bunu kim diyebilir? Mesela örnek veriyorum, küme düşmeye oynayan takımların başkanları veyahut da yöneticileri diyebilir. Hasan Kartal yaptı bu açıklamayı. Hasan Kartal hangi takım başkanı veyahut da yöneticisiydi? Ben şimdi onu... Rize. Rize'nin. Evet. Yani onlar da sonuçta yani düşme potasındalar, ama yani tabii ki alt taraftaki takımlara bu daha cazip gelebilir, ama ben olsam ben de takım düşürmem. Eğer playoff sistemi kuracaksam en azından önümüzdeki sene 3 tane daha takım ekler. Bir senede 21 takımla oynayalım bakalım. Yani nasıl evet. Olacak? Zaten bir dönem düşünülmüştü 21 takım. Evet. Hala gündemde. Yani öyle bir konu var. Arda, sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Sence nasıl olmalı? Yani playoff mu gelmeli? Yoksa hiç sayılmamalı mı? Yoksa tescil mi edilmeli? Aslında şimdi hocamın da dediği gibi yani Trabzon müthiş futbol oynadı bu sezon. Yani şuraya kadar. Başakşehir aynı. Galatasaray aynı. Şimdi bu üç takım gerçekten de hakkı yenmiş olur böyle bir şey olduğu zaman. En azından yani Başakşehir ve Galatasaray'ın hakkı yenmiş olur. En az Trabzon kadar hak eden iki tane takım var, daha var arkasında, Galatasaray ve Başakşehir. Bu noktada tescil etmek bence o kenarda durmalı. En son çare olmalı. Playoff olacaksa da yani minimum herhalde 4 takım. Yani maksimum da 8-10 takım olmaz herhalde. Bunun da maksimumu en az 6 takım olur diye düşünüyorum. Yani çok zor bir karar aslında. Bence 4 aslında burada çok olmamalı. Çok özür buyurun. Diliyorum. Sivas'ın da hakkını yemeyelim. Evet. Sivas'ın da şampiyonluk şansı bulunuyor. Evet, Sivas'ı unuttuk. Sivas sporlulardan, Sivas spor camiasından ben buradan özür diliyorum.
Yani Sivasspor da şampiyonluğa gidiyor şu anda. Her ne olursa olsun şampiyonluğun adaylarından bir tanesi yani. İlk alınacaksa playoff zaten Trabzon, Trabzonspor, Galatasaray, Başakşehir ve Sivas olmalı. Yani bu dört takım. 7 tane takım düşünülüyormuş ki öyle bir ara basında çıktı. 7 tane takım bence çok fazla. Yine aynı ligi oynatın daha iyi. Aynı maçlar oynanacak. Evet. Yine bir sıkışıklı olacak. O yüzden hani 7 takımın değil de 4 takım, şu ilk 4'te olan takım bence, eğer ki tabii önümüzü göremiyoruz hala. Yani ne olacak insanlar bilmiyor. Biz de bilmiyoruz. Önce tabii ki de insan sağlığı, sporcu sağlığı. Bence şöyle bir şey var. Onu söyleyeyim size. Ligin bitimine kaç maç kaldı? 9. 9 mu 8 mi? 9 olmaz. 8 kaldı hocam. Şimdi 8 maç Beşiktaş alırsa şampiyon olabilir mi? Yani önümde çok takım var hocam. Olma 8'de 8 yaparsa olma şansı var mı? Ya 8'de bence 8 var. Yaparsa bence olur. Bence var. Ama önündekilerinde yani evet. %10 da olsa, %15 de olsa, örnek veriyorum %20 de olsa Beşiktaş'ın da şampiyon olma şansı var. Yani bu açıdan eğer, bakarsak evet, evet o bu şekilde şampiyon olma şansı olan takımları da yani dahil etmek mecburiyetinde kalacaklar. Çünkü evet, onlardan olsa, da ister istemez zaman, tabii ki de olsa yani itiraz gelecek. Değil. Yani şu anda evet, baktığınız zaman Beşiktaş normalde bu hafta 6'da 6 yaptığı hafta, geçen haftayla başlayıp 6'da 6 yaptığı haftaya girdi biliyorsunuz Galatasaray maçıyla. Beraber. Evet. Geçen dönem 6'da 6 yapmıştı. 6 maçta 18 puan toplamıştı. Evet o başlangıcında. Evet. Yani bunu tekrarlayabilir, örnek veriyorum yani. Baktığınız zaman. Yani onlar da dediğim gibi Beşiktaş'ta isteyecektir. Yani puanlara baktığımız zaman hemen hemen burada. Ben tekrar alayım. Trabzon 53 puanda. Başakşehir 53 puanda. Galatasaray 50 puanda. Sivasspor 49 puanda. Beşiktaş 44 puanda, Alanya 43 puanda, Fenerbahçe 40 puanda. Baktığınız zaman bunların hepsi yani az da olsa yani şansları çok çok az da olsa, %1 de olsa şampiyonluk için mücadele veriyorlar. Veyahut da ikincilik evet, için mücadele veriyorlar. Bakın burada sadece şampiyonluk da önemli değil. Sonuçta ikinci olan Şampiyonlar Ligi'ni gitmeye hak kazanıyor elemelere evet, değil evet, mi? Bu da sonuçta maddi bir... Yani İnanılmaz takım yani, için tabii para yani onun için bunları da göz önüne alaraktan işte UEFA'ya gidecek takımlar örnek veriyorum bunları da göz önüne alaraktan bu playoff sisteminde kaç takımın alınacağıyla alakalı herhalde Futbol Federasyonu oturup konuşup sağlıklı bir karar inşallah sağlıklı bir karar verir diyorum. Çünkü son dönemlerde almış oldukların kararlara baktığımız zaman yani işlerinden maalesef sağlıklı bir karar çıktığını göremiyoruz. Evet. Şu anda çok zor bir karar değil mi hocam? Tabii yani şimdi baktığın zaman bir şampiyonluk var. İkinci var. Şampiyonlar Ligi'ne gidecek. UEFA'ya gidecek takımlar var. Bunların hepsinin yani düşünülüp ona göre karar verilmesi lazım. Yani içinden çıkılması evet, çok zor bir durum. Peki kardeşim. Galatasaray taraftar özellikle Twitter üzerinden inanılmaz bir istifaya çağrı yaptılar federasyonu. Çok da tepki alıyorlar verilen kararlardan ya dolayı. Ya istediğiniz kadar istifaya çağrı yapın. Futbol Federasyonu biliyorsunuz bağlı bir tarafı yani bir şekilde bağlı yani atamayla gelen bir yer yani evet, seçilmiş gibi görünse de açık konuşmak gerekiyor yani burada. Evet. Evet. Yani bundan dolayı yani git derse giderler, kal denirse kalırlar yani. Bu Merkez Hakem Kurulu'yla da alakalı öyle maalesef yani. Aslında en büyük problemimiz, sıkıntımız ülkemizde biraz siyasetin aslında futboldan uzak durması gerekir. Siyasi büyüklerimizin ama maalesef bunu beceremiyoruz. Bu da zaman zaman ister istemez ülkemizle alakalı sıkıntılı durumlar yaşatabiliyor bize. Evet hocam şimdi... Yavaş yavaş bu gündemi bırakıp birkaç tane daha soru sormak istiyorum size. Şimdi Beşiktaş'ta sezon başında Abdullah Avcı vardı. Başarılı veya başarısız bir şekilde Abdullah Avcı'yla devam edildi ki 6'da 6'da götürdü. Belli bölümlerinde başarılı oynattı ama Avrupa'da çok başarılı olamadı Abdullah Avcı. Sergen Yalçın geldiğinde yine bir farklı bir yapıya büründü Beşiktaş. Daha farklı oynamaya başladı ki bence Sergen Yalçın da biraz daha iyi oynamaya başladı. Sezon başında Sergen Yalçın Beşiktaş'ta olsaydı şu an ne konumda olurdu veya şampiyonluğun en büyük adaylarından bir tanesi olur muydu sizce hocam? Bunu bilemeyiz. Yani bunu yaşamadık.
şu var, Sergen Hoca'da da takım daha fazla koşuyor şu anda. Hı hı. Baktığınız zaman daha çok pozisyona giriyor. Abdullah Hoca zamanında da pozisyona çok girdiği zaman oldu. Bir kere bu iki hocada şimdi farklılıklar var. Yani Abdullah Hoca'nın oyun sisteminde, düşünce tarzında biraz farklılıklar var. Sergen Hoca'nın oyun sisteminde biraz farklılıklar var. Ama her şeyden önce oyunculara yaklaşımları, oyuncuların onlarla alakalı düşünceleri çok önemli. Hı hı. İşte Beşiktaş futbolcular şunun da farkına vardılar. Eğer kötü gidersek işler bu, yani Abdullah Hoca'dan sonra işte İbre bize dönecek. Yarın bir gün sezon sonu gelecek. Yani sözleşmesi biten oyuncular var ister istemez. Veyahut evet. da bizi gönderebilirler de diyerek de düşünmeye başladılar zaten. İster istemez kötü dahi oynasalar çok koşuyorlar farkındaysanız. Sonuna evet. kadar mücadele evet. ediyorlar. Abdullah Hoca döneminde bu eksiklikleri vardı. Yoksa sistemsel olarak çok öyle bir farklılıkları yok yani. Aynı Abdullah Hoca'nın oyun sisteminde zaman çıkıyorlar zaten. Oyunculara da baktığınız zaman 3 oyuncu 4 oyuncu değişiyor zaten. Biri oynuyor biri oynamıyor. Yani değişiklikler zorunlu olmadığı süre içerisinde 3 oyuncunun üstünde dönüyor. 4 oyuncunun üstünde dönüyor. Yani mesela ben Laiç'in performansını çok düşük buluyorum. Aslında çok iyi bir futbolcu. Evet, yani. Geçen yıla kadar yarısında bile oynamıyor. Laiç iyi oynasa Beşiktaş biraz daha farklı olabilirdi diye düşünüyorum hocam, özellikle Laiç konusunda. Yani şu var zaten, baktığınızda en çok golü Burak atmış. Evet. Gol yollarında Burak'tan gol bekliyorsunuz baktığınız zaman. Yani öyle hani Diaby, yani baktığınız zaman gol atacak yani skorer bir oyuncu değil. Asist yapamıyor. Ondan sonra Lens'e baktığınız zaman zaten Lens 2 senedir, 3 senedir göstermiş olduğu performans ortada. Ondan sonra şeyden aldığımız, İngiltere'den gelen Enkudu'ya baktığınız zaman hareketli ama yine gol yollarında çok etkisiz. Yani çok kaleye çok uzak oynuyor. Evet. Her şeyden önce. Yani asist özelliği de çok fazla yok baktığınız zaman. Ondan sonra gelen bu sene bize Boateng işte bir parladı ama o da bu ara durgun. Ama baktığınız zaman yani Beşiktaş'ta her hafta işte bu gol atabilir veyahut da attırır. Evet, bu özellikleri çok ön plana çıkıyor. Mesela çok iyi çalım atıyor, çok iyi asist yapıyor, ara pası atıyor diyebileceğiniz bir oyuncu yok. Yani çok böyle özellikleri ön plana çıkan bir oyuncu yok Beşiktaş'ta. Bir Burak biraz sırtlıyor götürüyor. Galatasaray'da da aynı problemler hocam. Yani o da ikinci ya Türkiye'de yılda, genel anlamda var zaten bu. Fenerbahçe'de yani, de aynı problem var. Tabii biraz kreatif bir oyuncu olduğu zaman takımını hemen zaten öne atıyor. Yukarıya doğru atmaya başlıyor. Böyle oyunculara ihtiyacımız var. Biz aslında buradan başka bir yere bağlayacağım konuyu. İşte ben Türkiye'ye yabancı çöplüğüne dönecek derken bunlardan bahsediyordum ben. Yani baktığınız zaman de şu anda UEFA'da veyahut da Şampiyonlar Ligi'nde UEFA'da bir tane takımımız var. Başakşehir. O da yılların takımı zaten. Yarın bir gün o kadro da bozulursa yani baktığınızda ne olur bilemiyorum ama Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzon, örnek veriyorum, büyük takımlar bunlar. Hepsi başarısızlar. Harcanan paraların kaynağı. İçerisinde. Ve müthiş derecede borç yükleri var. Evet. Yani Türk oyunculara diyorlar ki işte şu kadar istiyorlar, bu kadar istiyorlar diyorlardı. Daha öncesinde çok büyük paralar istiyor diyorlardı Türk oyuncular. Aslında Türk oyuncular istemiyorlardı. Takımlar birbirlerinin elinden futbolcuları alabilmek için başkanlar, takımların başkanları birbirlerinin elinden futbolcuları alabilmek için onlar veriyorlardı büyük paraları. Ben yine şunu söyleyeyim. Mehmet Topuz olayı mesela. Tabii. Öz sermayemize... Evet, buyur hocam. Öz sermayemize dönmezsek, altyapıya önem vermezsek, inanın yarın bir gün zaten bu kulüplerin yarısından çoğu yani çok çok daha kötü durumlara düşecek. Beşiktaş'ın bugün içinde olmuş olduğu duruma baktığınız zaman, keza Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin yani borç yükü çok büyük. Yani bu sene düşünebiliyor musunuz, şampiyon olamadığınız dönem içerisinde veyahut da ikinci olup İşte Şampiyonlar Ligi'ne gidemediğiniz dönem içerisinde yani oyuncuların maaşlarını neyle ödeyeceksiniz? Gelirler yetmiyor. Gelirden daha çok gider var.
baktığınızda. Bugüne kadar çok kötü yönetilmişsiniz. Yasa çıkmamış. Tabii yöneticilerden kimse hesap soramıyor. Başkandan kimse hesap soramıyor. Büyük bir sponsor sadece bir yabancı futbolcunun maaşını, bir yıllık maaşını ödeyebiliyorsunuz neredeyse. Ya 2,5 milyon, 3 milyon euro diyorsunuz. 2,5 milyon euro bugün 15 milyon TL para yapıyor. Evet, evet. Falcao mesela 5 milyon euro alıyor. Şimdi Galatasaray Türk Telekom'dan aldı 30 milyon euro misal. Anca onun parası. Ama diğer futbolcular, diğer giderler. Ya personel giderlerin amatör var, altyapım var. Yani biraz daha futbol federasyonunun, kulüplerimizin altyapılarına yönelmeleri gerekiyor. İnanın biraz bizim kendi insanlarımızın, kendi evlatlarımızın üzerlerine düşelim. Bize gelen bu yabancılardan çok çok daha iyi oyunculara sahip oluruz. En azından para da vereceksem, kusura bakmayın, kendi adamıma vereyim, kendi insanıma vereyim yani. Benimle beraber, kendi vatandaşıma, benim ülkemde benimle beraber yaşayan insana vereyim. Niye gideyim yabancıya ben para vereyim de yurt dışına çıksın benim param? Evet, özellikle bununla alakalı bir soru soracaktım. Onu sorayım o zaman, onun üzerinden devam edelim. Yani Beşiktaş'ta da uzun zamandan beri bir altyapıdan oyuncu çıkartamıyor hocam. Yani bunun sebepleri neler olabilir? Beşiktaş altyapıda çalışmak ister misiniz hocam? Size böyle bir teklif geldi mi daha önce? Çalışamazsınız. Yani ben çalışamam. Şöyle, gelse de çalışamam. Çünkü işime karışacaklar. Hani hangi takım olursa olsun yöneticiler değişmiyor ki. Evet. Yani yönetici profili değişmiyor. Şimdi ben şu var, yani biz bunu duyduk. Daha Fikret Orman döneminde altyapı sorumlusu geliyor, bütün altyapıdaki hocaları topluyor. Diyor ki futbolu ben sizden daha iyi biliyorum diyor. Yönetici bunu diyor. Yani şimdi bu tarzda, bu şekilde olan yöneticilerin bulunduğu bir yerde siz çalışabilir misiniz? Çalışamazsınız ki. Bir de şimdi bakıyorsunuz altyapıdan çıkan diyor. Yani altyapıya verdikleri imkanlara bakacaksınız yöneticilerin. Ayrılıkları bütçeye bakacaksınız. Şöyle söyleyeyim. Ben az çok biliyorum. Yani mesela U14 takım ile U15 takım aynı anda aynı sahada antrenman yapıyor. İkiye bölüyorlar sahayı. Burada U14 takımı çalışıyor, burada U15 takımı. İnanın kışın çalışıyor. 4'e böldükleri oluyor. Evet. Çünkü yani burada çocuklara ne verebilirsiniz? Yani bunu hiçbir şey veremezsin. Mümkün değil. O çocuklar tam sahada maç yapıyor, tam sahada. Bir de bunların beslenmesi var. Evet. Bu sadece Beşiktaş'ta da değil, tüm takımlarda böyle hocam. Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe hepsinde böyle. Yani şimdi ben Fenerbahçe'yi veyahut da Galatasaray'ı çok bilemediğim için yani bu konu hakkında size hani bir şey söyleyemeyeceğim ama Beşiktaş'ı bildiğim için Beşiktaş'ta 4'e böldükleri zamanı bile biliyorum ben. Şu an yapıyorlar mı yapmıyorlar mı bilmiyorum ama altyapının inanın imkanları yok. Evet. Çok kısıtlı. Siz çocuklara bu imkanları vermezseniz nereden çıkartacaksınız ki? Fiziksel olarak kuvvetli değiller, iyi beslenemiyorlar, antrenman yapıyorlar, okula gidiyorlar. Veyahut da okuldan gelip antrenman yapıyorlar. Yani yeterli antrenmanı yapamıyoruz zaten. Evet. Şimdi bir kere yeterli zamanı sahada geçiremiyoruz. Yeterli besini alamıyorsun. Yeterli dinlenmen yok. Evler çok uzak biliyorsunuz. Metrolar onunla bununla çocuk sabahtan çıkıyor. Okuluna gidiyor. Geliyor antrenmanına, oradan evine gidiyor. Dersine bile çalışmıyor. Evet. İmkan bulamıyor. Ondan sonra işte bizden futbolcu çıkmıyor. Nasıl çıksın? Bir de yukarıdaki de güvenip oynatamıyor. Korkuyor. Aman beni yerler diye. Bir şey olursa beni hemen gönderirler diyor. Şimdi evet. Beşiktaş'sınız. Şampiyonla oynuyorsunuz. Bütün herkes diyor ki ya işte oynatayım gençleri. İki maç oynattın, kötü gitse hemen hoca gitsin diyecekler. Öyle değil mi? Sabır da etmiyoruz maalesef. Maalesef. Ya, çok için sabırsız taraftarlarımız. Bakın. Türkiye'de yönetici profilleri değişmediği süre içerisinde antrenörler ve antrenörler, teknik direktörler kendilerini geliştirmediği süre içerisinde Türkiye'de Türk futbolu gelişmez. Çok çok daha büyük paralar verirsiniz. İşte baktığınız zaman maddi açıdan Avrupa'nın 5. büyük ekonomisiyiz futbolda. Evet. Baktığınız zaman ama futbol olarak ortada yokuz. Hiçbir zamanda olmadık yani şu ana kadar. Yani.
Yani yeterli tesisimiz yok, alan yok, zaman yok. Yani amatöre mesela, de girmek lazım. Mesela amatörler daha da kötü. Yok, benim oğlum amatörde oynuyor şu anda. İsmini vermek istemiyorum. Vermeyeyim de zaten. Amatör bir takımda oynuyor. Şimdi gidiyoruz. Akşam saha 4'e bölünüyor. Haftada 2 gün antrenman yapabiliyorlar. Maça çıkarken sahada ısınabiliyorlar mı hocam? Sağ arkasında ısınıyorlar evet. Maalesef. Niye? Çünkü yeterli tesis zaman yok. Tesis zaman yok. Yok. Zaman yok. Tesis yok. Ya zaten her taraf betonarme. İstanbul 18 milyona dayandı baktığınızda. Bizim küçüklüğümüzü ben biliyorum. Bizim küçüklüğümüzde biz gittiğimizde bizim hep tam saha olurdu en azından yani. Futbol oynardık. Hani sahada oynayamasak mahallede oynardık. Veyahut da o zaman tarlalar vardı. Yani böyle tabii binalar açık böyle alan. Yerleşim açık alanlar çoktu. Arsa vardı. Orada her yerde top oynayabiliyorduk yani biz. Koşuyorduk. Hiçbir şey bulamazsak taşa tekme atıyorduk. Yani düşünebiliyor musunuz? Evet. Yani bu ayakkabılarımızın burunları deliniyordu. Ama şu anda çocuklara dışarı bile şık atamıyorsunuz. Her taraf maalesef dolduğu için. Yani hakikaten bu dönem ben çocuk olmak istemezdim. Evet. Tam bilgisayar çağı. Evet. Maalesef öldürdü sokaktaki oyunları da futbolda. Bundan dolayı yani ben Beşiktaş'ta yani bana teklif gelse çalışma olanağım çok zor ama ben zaten futbol okulu kurdum. Onu da söyleyeyim. Beşiktaş Beylerbeyi futbol okulu. Kulübümüzü de kuruyoruz. Beşiktaş International Futbol Akademi diye kulübümüzü de kuruyoruz. Allah kısmet ederse. O da kurulum aşamasında. Biz dedik ki kendi bildiğimiz, kendi aldığımız eğitimlerle beraber bir de İngilizce ders vereceğiz. İngilizce futbol eğitimi vereceğiz orada. Yani biraz daha yani farklı, biraz daha bakış açımız daha yani Avrupa'ya yönelik biraz daha. Yani evet. Çünkü biliyorsunuz bizden çıkan oyuncuların en büyük sorunları yurt dışında dil problemleri yaşıyorlar. En azından yani her oyuncunun bir ana dili gibi İngilizceyi konuşması gerekiyor yurt dışında. Yarın bir gün transfer olduğunda. Hocam hakemlerimizin bile çoğu İngilizce konuşamıyor. Bırakalım. Ama yani çok önemli. Çok önemli bu bizim için. Çünkü evrensel dil biliyorsunuz İngilizce. Nereye giderseniz evet. Gidin maalesef. En kötü anlamda herkesin bunu bilmesi lazım. Ben de milli takımla yurt dışına çok çıktım. Çıktığım dönemler içerisinde iletişim sıfırdı. Çünkü konuşmayı bilmiyoruz. İnsanlarla iletişim kuramıyorsun. O zaman en büyük yabancı bulunduğun yerde sen oluyorsun. Evet. Arda sen ne düşünüyorsun bu altyapı? Çok konuştuk seninle. Bunların programını yaptık. Evet. Ama altyapı konusunda sen ne düşünüyorsun? Hocamı dinliyorum. Böyle dinlerken de diyorum vay Türk futbolunun haline. Şimdi neden bunu diyorum kendimce. Şimdi hocam anlatıyor. Diyor ki işte tesis yok. Sizinle sürekli konuşuyorduk bunu. İşte büyük takımlarda kendi de örnek gösteren. Hani biz görüyorduk diyor. Dörde bölüyorlardı diyor. Şimdi burada biz altyapılardan bahsederken orada harcanan çocuklara şimdi hayal ettim. Yüzlercesi, binlercesi. Ne kadar büyük yeteneklerin harcandığını düşünüyorum. Kahroldum şu an yani. Neden? Şimdi adama diyorsun ki altyapına adam yetiştirin, yani futbolcu yetiştirin. Biz de bundan para kazanalım. Hepsinin ağzında o var yani. Tüm başkanları, teknik direktörleri. Biz altyapımızı işte yani Avrupa'dan bir takım örnek gösterilir. Dortmund modelini alacağız. Bütün gazetelerde haber başlığı olur. İşte Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş neyse. Dortmund modelini aldı. Model olarak aldı. Bundan sonra altyapıda onu uygulayacak. Fenerbahçe kaleci antrenörü getirdi Almanya'dan yeni. Aynen bu şekilde yapıldı. Gönderip mesela. Yani, ekol olarak işte. Aynen Alman ekolüne dönüyoruz falan. 6 ay daha iyi olacak diye. Evet. Yani, gazetelerde görüyoruz bu haberleri kocaman kocaman başlıkla atıyorlar. Sonra ama işi mutfağına inin. Çocuklar hala 4-5 takım bir sahada antrenman yapıyor. Böyle olursa biz çocuklara nasıl ümit bağlayabiliriz ki? Onları alttan çıkacak da A takımdaki kaliteye ayak uyduracak. Mümkün değil. Burada araya girebilir miyim? Çok güzel bir şey söyledin. Şimdi şöyle bir şey var. Gidiyorlar işte Ajax modeli. Örnek veriyorum. Dortmund modeli diyorlar ama oranın sistemini getirmiyorlar. Orada bir sistem var. Çocuk sabahtan evden çıktıktan sonrasına akşama kadar
İşte okula gidiyor, okuldan servisi alıyor, kulübüne götürüyor, karnını doyuruyor, antrenmanını çıkartıyor, tekrar karnını doyuruyor, evine getiriyorlar. Bu sistem var. Biz bu sistemi almıyoruz. Anlatabiliyor muyum? Bu sistemi almamız lazım. Eğer bu sistemi yapabiliyorsa biz Dortmund'u da alabiliriz, Ajax'ı da alabiliriz. Ama bizim evet, imkanlarımız, olanaklarımız maalesef buna uygun hocam, değil. Yani buradaki hocayı getirip biz sistem aldığımızı zannediyoruz. Evet, aynen öyle. Buradan çok çok hocalar geldi ama oradaki ekol geliyor zannediyoruz ama öyle olmuyor. Sadece hoca geliyor. İmkanı görünce de o da uğraşmıyor. Ah diyor, çiftlik diyor, devam ediyor. Ya inanın 3 gün sonra yöneticiler diyor ki biz bundan daha iyi biliyoruz futbolu. Kim olursa olsun zaten biz her şeyi biliyoruz, biliyorsunuz yani. Evet. Ama yarın biliyoruz maalesef, tam bilemiyoruz. Doğru söylüyorsunuz. Ya şimdi hocam şimdi siz söylüyorsunuz, ben şimdi hani bizim bilmediklerimizden bahsettiğiniz için biz de bir şeyleri az çok öğrenmiş oluruz kendimizce. Şimdi altyapıların sorunları sadece para da değil. Yani parayı getirip hani parayı basıp yapabileceğin şeyler de yok anladığım kadarıyla. Yani sadece para dökerek de çözemeyeceğimiz şeyler var galiba. Zihniyet de eksik. Zihniyet, planlama. Zaten şimdi sorun şurada. Parayı kullanan zihniyet, o zihniyetin düşünceleri ne kadar kaliteli, akılcı olursa, pratik olursa, çağa uygun olursa parayı iyi değerlendirir, kullanırsın. Evet. Yani şimdi o zihniyetin kafası başka bir şeye çalışırsa, senin altyapına Futbol Federasyonu zamanında para gönderiyor, sen bunu alıyorsun, gidiyorsun yabancı oyuncu getiriyorsun. İşte bu zihniyet kötü bir zihniyet. Anlatabiliyor muyum? Onun için önce yöneticilerin zaten düşüncelerini değiştirmeleri lazım. Yani biz futbolu her şeyini biliyoruzdan çıkmaları lazım. Bakın, şirket yönetmek ayrıdır. Kulüpleri şirket bazında yönetebilirsiniz. Ama futbol takımını yönetmek çok daha ayrıdır. Yani ne kadar iyi iş adamı olursanız olun, orayı yönetemezsiniz. Mali açıdan değil. Mali açıdan yöneticiler yönetecek. Aynen. Ama kendi şirketlerini yönetir gibi yönetecekler. Aynen öyle. Anlatabiliyor muyum? Aynen. Yani yoksa o kadar borç yapıp çıkıp gidip arkasına bakmadan, yani doğru, o kulübü, o camiayı bu duruma düşünen her kim olursa olsun. Tabii şimdi bakın, Sayın Fikret Orman 430 milyon TL ile aldık dedi. Borç olmuş 2.900. 3. Yani ne yaptı? Stat yaptı. 2 tane şampiyonluk var. Abi keşke şampiyonluklarımız olmasaydı. Borcumuz 430 milyon olsaydı bugün. Öyle değil mi? Şimdi evet, baktığınızda. Yani evet, şimdi bu borcu nasıl ödeyeceksiniz? Kulüp personeli para alamıyor. Futbolcu para alamıyor. Bir de böyle talihsiz bir salgınla karşılaştık. Her geçen gün kulüplerin borcu var, osu var, busu var, yapılandırmaları, oyuncu alacakları, personelin alacakları var, çalışanların alacakları. Bunları nasıl yapacaksınız? Kulüplerin durumları hiç iç açıcı değildi. Özellikle bu salgından dolayı çok çok daha kötü bir duruma düşecek kulüp. Bununla alakalı bir soru soracağım. Zaten buraya notumu da almışım. Beşiktaş 2 sene şampiyonluktan sonra hem futbol olarak hem mali olarak çok geriye gitti. Bunun sebepleri de ne olabilir hocam? Yani vallahi az önce bahsediyordunuz zaten. Her sene düşerek, segment düşerek hakikaten geriye gitti. Şimdi ilk 2 sene müthiş futbol oynadı. Transferler falan baktığınız zaman iyiydi ama o kadar para geldi, bu para nereye gitti biz bilmiyoruz. Örnek veriyorum yani. O dediler, bu dediler. Yani borç gitgide arttı. Hı hı. Ama 2 sene şampiyonluktan sonra her senede futbol gün geçerek daha kötüye, daha kötüye, transferler daha kötüye doğru gitmeye başladı. Yani dediğim gibi keşke o 2 sene şampiyon olmasaydık da bu kadar borcumuz olmasaydı biz. Ama sadece o Beşiktaş'ta yok hocam yani. Tüm takımlarda var. Onu o şekilde de değerlendirmek lazım. Ama bakın şimdi Beşiktaş bir Fenerbahçe gibi, bir Beşiktaş gibi, bir Galatasaray gibi hiçbir zaman için para harcayan bir takım değildi. Evet. Tarihine baktığınız zaman Beşiktaş'ın bir ekolü vardı. Beşiktaş'ta transferler dahi tavan, orta tavan olarak yapılırdı. Bizim zamanımızda da. Ne zaman ki İşte Serdar Bilgili de bıraktıktan sonrasında Yıldırım Demir'in başkan oldu. Sonra bütün her şey değişmeye başladı. Çıta yükseldi transferlerde. Çok de yükselttiler. Mesela Kuvare İsmail derecede. Tabii Beşiktaş hiçbir zaman için öyle büyük paralar harcamadılar. Bakın ben size örnek vereyim. Fenerbahçe'de Kenan Anderson oynuyordu. 4 milyon dolar alıyordu herhalde.
Yani 4 trilyon alıyordu. Biz 10 tane futbolcu 4 trilyon alıyorduk. Düşünebiliyor musunuz? Yıllık bizim maliyetimizi. Biz Beşiktaş'ta bizim oynadığımız dönem içerisinde biz çok büyük paralar kazanmadık ki. Veyahut da biz transferlerde zaten çok büyük paralar verilmiyordu ki. Kolej takımı dedikleri, yani Beşiktaş'ın zaten buydu baktığınızda. Sistem vardı. Sen alttan alt şeyden tabandan alacaksın paranı. Sen orta derecede alacaksın. Sen üst derecede alacaksın. Çok çok önemli bir tane iki tane işte Yıldız Sergen örnek veriyorum. Geldi Sergen Numa, Hoca o dönem. Numa herhalde. İşte Numa, İlhan Mansız onlara biraz daha fazla çıktılar. Ama sistemi hiç değiştirmedilerdi. Yani belli. 8 kişi siz bu parayı alacaksınız. Ya beğenmiyorsan git. Bu sistem üzerinden yürüyordu ve Beşiktaş o dönem içerisinde de hiçbir zaman için böyle borçlanmaları olmadı. Şimdi bakıyorsunuz inanılmaz borçlanmalar çıktı piyasaya. Yani 3 evet. milyar lira diyorsunuz. Şimdi başkan yapıp gidiyor. Taraftarlar bazıları diyor ki ya işte oraya vermiş, buraya vermiş. Abi şirketini kimse böyle yönetmiyor. Size bir şey soracağım şimdi. 3 milyar TL bir şirketin borcu olsa, bu borsaya açık olsa, bu Fenerbahçe için de geçerli, Galatasaray için de geçerli, Beşiktaş için de geçerli. Gelip el koyarlar mı, koymazlar mı? Saniyesinde hocam, bu akşam hemen kayyum atanır. Değil mi? Kayyum hemen gelir. Şimdi zor. Yani baktığınız zaman yani no, olması gereken normalde o. Yani o kadar borçlandırdılar ki. Şimdi bunları, borç oluyorsa bunu zaten bu kadar geliri olması lazım. Ya denetlenmediler. Evet. Sorumlulukları yok adamların. Ya çıktı gitti Fikret Orman. Buyur yani. Çıktı gitti. Yani çıktı gitti. Yani ne diyebilirsiniz bundan sonra? Bir de ibra ettiler sağ olsunlar. Evet o biraz skandal oldu. Yani tabii çok büyük skandal oldu. Ya ben dilekçe yazdım verdim ibra etmiyorum diye. Yani böyle bir şey olabilir mi? Ya bu kulübün parası nereye kullanıldı? Bizim hepimizin bilmeye hakkı var değil mi? Evet. Bu parayı başkanlar açıklanmalı. Tabii başkanlar kendi cebinden vermiyor. Taraftarlar veriyor. Sponsorlar gelip de tam tersi değil mi hocam? Yani, maalesef tam şimdi tersi yani. Hep paralı başkan gelsin. Abi paralı başkanla iş dönmüyor. Eskiden evet kulüplerin gelirleri çok azdı. Paralı başkan geldiği zaman destek veriyordu ama şimdi inanılmaz gelirler var. Sen bunu değerlendiremiyorsan problem sende. Şimdi 3 milyarı kim ödeyecek? Taraftar ödeyecek. Mecbur ödeyecek taraftar. Hani bu 3 milyar yarın 3,5 olacak. Öbür gün 4 olacak. Faizler zaten inanılmaz derecede artıyor. Her sene işte 300 milyon mu 400 milyon mu 3 milyarın faizi varmış. Düşünebiliyor musunuz? Evet. Hiçbir zamanda ben düştüğünü hatırlamıyorum bu paraların. Bu. Ben bütçede inanmıyorum. Yukarı doğru çıkıyor. Hep yukarıda. Şimdi ben insanlara bunu söylediğimde yani bunun sorumluluğu yok. O kadar büyük paralar harcadı çıktı gitti. Kim olursa olsun. Ya isim önemli değil. İsmin üzerine X koyun. Yani kimse bundan hesap sormuyor. Veyahut da hesap sorulabilecek bir kanun yok. Futbolda yok, koymadılar. Ya nasıl olacak? Evet. Ya bu zaten bizim en büyük sorunlarımız maalesef ülke olarak burada. Bizde başarı gelmiyorsa bunlardan dolayı başarı gelmiyor. Ya biz başarı siz zannediyor musunuz ki? Bakın biz çocuk doktor olabilmek için kaç sene okuyor? 15 mi? 18 sene mi? 20 sene mi okuyor? Değil mi? Baktığınız evet, zaman. Aynen öyle. Kolay değil mı? Mi? Yani evet. Siz bir senede başarıyı yakalayabileceğinizi mi zannediyorsunuz? Ya da 5 senede kolay mı? Yani hocam, sizin işte bir senede yakalayacağınız başarı tesadüf olur. Ertesi sene bulamazsınız. Veyahut da ondan sonraki sene bulamazsınız. Devamlılık haline getiremezsiniz. En büyük sıkıntımız, problemimiz bu. Altyapıyı iyi kurmazsak, alttan iyi yönetemezsek hem mali açıdan hem sportif açıdan siz kulübünüzü iyi yönetemezseniz, kaliteli işi bilen insanlarla çalışamazsanız olacağı bu işte. Ya nasıl batırabilirim kulübü derseniz böyle batırırsınız. Evet, işte ortada. Evet. Yani maalesef. Şimdi bir soru da yine bu konuştuğumuzun üzerine geliyor. Hep soruları hazırladım ama sorularda genelde hep birbiriyle bağlantılı olarak geliyor hocam. Şimdi Fikret Orman'ın gidişi ve Ahmet Burçevi'nin gelişiyle Beşiktaş nasıl etkilendi? Ve seneye Ahmet Burçevi ile farklı bir Beşiktaş seyredebilir miyiz? Yani tesadüflere bağlı farklı bir Beşiktaş seyretmemiz.
Çünkü neden? Çok büyük bir mali yükü var kulübün. Dediğim gibi personel dahi maaşlarını alamıyor. Evet. Oyuncular yarın bir gün paraları ödenmediğinde, yabancı oyuncular, özellikle de gönderilen oyuncular gidip FIFA'ya başvururlarsa daha büyük sıkıntılarla da karşı karşıya kalabiliriz. Allah korusun ama yani gerçekleri konuşmak gerekiyor. Şimdi Ahmet Nurçevi gelirken zaten Fikret Orman'ın yönetimindeydi. Bunlarla karşılaşacağını zannediyorum ki farkındaydı. Bunun hazırlığını sizce iyi yapabildi mi hocam? Ben yapamadıklarını görüyorum. Çünkü Ahmet Nurçevi'nin de, Sayın Başkanımız Ahmet Nurçevi'nin de cebinden şu anda iyi bir para verdiğini duydum. Rakam söylemek istemiyorum. Doğrudur, değildir. Bilemem onu. Ama duydum. Hani realitede liste üzerinde görmediğimiz için duyduk. Ama şimdi son 1,5 senesi yoktu. Düşündüğünden demek ki durum daha vahimmiş. Kötü durum yani. Evet. Hani şey yapıyorum, gülüyorum ama hani şey olarak yani şaşkınlıktan anlatabiliyor muyum? Anladım. Yani buna çünkü düşündüğünden daha farklı bir duruma geldiğini gördük. Mali açıdan çünkü geldiğinde kimsenin maaşları kalmayacak, herkesin günü gününe maaşları evet, ödenecek dediler. Daha evet. Sonrasından da maalesef işte gördüğü 3 ay, 4 ay geriden geliyor personel. Maaşları ödenmedi. İşte futbolcuların bir dönem ödendi. Tekrar onların yine alacakları var. Ya onun şimdi, dışında amatör şubelerden evet amatör şubede oynayan sporcu arkadaşlarımızın alacakları var. Bu da bu salgından sonra şimdi nasıl olacak? Ne olacak? Onu bilemiyoruz tabii ki. Sadece Beşiktaş için değil, herkes için daha kötü olacağını düşünüyorum. İnanın ben altyapıya gittim. Futbol okuluyla alakalı almak için görüşmelerde bulundum. Altyapı sorumlusuyla. Arkadaşlarımızla alakalı. Yani hakikaten çok zor durumda kulüp. İnşallah hani bu süreci atlatabilirler. Ama ben Beşiktaş'ı bu kadar yani şimdi dışarıdayken dışarıdan baktığımızda bu kadar kötü bir durumda o mali açıdan olabileceğini düşünmüyorum. Hakikaten bu kadar kötü durumda yine futbolcuların özverisi Sergen Hoca'nın futbolcuları nasıl motive ettiyse bilmiyorum. Çalışanları nasıl motive ettiyse onu tebrik etmek istiyorum. Hakikaten bu dönemde çok iyi. Onu söyleyeyim size. Bir yani düşünülenden çok daha tabii düşünülenden daha kötü bir durumda. Yöneticiler de bu durumdan bir an önce çıkmak için çalışmalar yapıyorlar. Umarım en kısa zamanda bu durumu atlatırlar ama bu durumu atlatamazlarsa yarın bir gün tekrar yine Allah korusun. Yani seçime gidebilir. Günay, bir şey söyleyebilir miyim? Sana döneceğim. Evet Arda. Buyur. Buyur Arda. Şimdi hocamın söylediklerinden hareketle benim de daha önce yazdığım bir makale aklıma geldi. Galatasaray'ın son 20 yılı diye bir makale yazmıştım ben. Orada Galatasaray'ın işte UEFA kupasına gitmeden önceki şampiyonlukları, UEFA şampiyonluğu ve ondan sonraki dönemi kaleme almıştım. Hocam şimdi söyledi. Ben şimdi kafamda planlıyorum. Mesela o zaman da belki bizim konuştuklarımız konuşuluyordu. Şimdi Galatasaray şampiyon oldu. UEFA kupasını aldı, geldi. Bir sene sonra Galatasaray'ın alacaklarından, işte borçlarından konuşulmaya başlanmıştı medyada. Çok değil, bir yıl sonra. Hatta Lucescu galiba televizyonda röportaj verilecek, vermek üzereydi. Bununla ilgili futbolculara işte şey yapamıyoruz falan diye. Şimdi müthiş bir başarı. 4 yıl üstte gel şampiyonluk üzerine UEFA Avrupa şampiyonluğu. Bir bakıyorsunuz 2 sene sonra tepe takla olmuş bir mali yapı. Şimdi o zaman da diyorduk ki mesela böyle belki televizyonda insanlar konuşuyordu. Diyorduk ki işte düzelecek 10 sene sonra belki Türk futbolu eski işte daha güzel günler göreceğiz diye konuşuyorlardı. Şimdi üzerinden bir 20 sene geçmiş. Biz hala işte düzelecek, olacak, işte şöyle yapılması gerekiyor, böyle yapılması gerekiyor diye konuşuyoruz. Demek ki düzelmiyor. Başka bir şeylerin değişmesi gerekiyor demek ki. Çünkü 20 sene önce konuşulanları, arşivleri ben sürekli mesela kontrol etmeye çalışıyorum elim verdiğince. Bakıyorum o zamanki haber başlıkları, işte konuşulanlar, 10 sene önce televizyon kanallarında konuşulan spor yorumcuların söyledikleri şeyler bugün bizim söylediklerimizle aynı. Yani hocam siz de hak verirsiniz herhalde. Değişmiyor demek ki. Şimdi şu, bu düzende kazananlar menajerler kazanır. Futbolcu menajerleri kazanır. Futbolcular kazanır. Yöneticiler kazanır, hocalar kazanır,
Ama kulüpler kaybeder. Bunu söyleyeyim. Çünkü para kulüplerden çıkıyor. Aynen öyle. 14 tane yabancı getirdiler. O sizce doğru mu yanlış mı hocam? Yani yabancı kural olmalı mı? Çok büyük yanlış. Çok büyük yanlış. Ama onu getirirken de bence altyapıya ciddi derecede bir önem vermemiz gerekiyor ki yabancı kuralın tamamen... Bakın şimdi ben size bir şey söyleyeceğim. Ben size bir şey söyleyeceğim şimdi. Türkiye'de amatör liglerde yaş sınırı var Türk oyunculara, biliyor musun? Biliyorum hocam. Biliyorum. Üçüncü liglerde yaş sınırı var. Kendi oyuncumuzda kontenjan var, biliyor musun? Evet, biliyorum, kontenjan. Sınırlamalar var. Yani evet, kendi oyuncumuza yapıyoruz biz. 35 yaşında oyuncu geliyor Türkiye'ye, 36 yaşında oyuncu geliyor, milyon eurolar alıyor, çıkıyor, gidiyor. Bunu bana birisi açıklasın. Şimdi 14 tane yabancının olduğu yerde siz altyapınızdan oyuncu çıkartır mısınız? Çıkartabilir misiniz? Mümkün değil. Bana bir söyler misiniz? Ya bana bunu bir söyleyin. Hocam yani zaten taraftarın istediği de tamam, altyapıdan taraftar istiyor ama şimdi mesela ortaya bir Falcao çıktığı zaman kimse altyapıyı... Şimdi şunu anlatmaya çalışıyorum. Altyapı derken örnek veriyorum Beşiktaş. Ben sadece Beşiktaş'ın altyapısından bahsetmiyorum ki. Türkiye'de 3000 tane amatör kulüp var. 3000 tane amatör kulübün altyapısından bahsediyorum. Evet. Anlatabiliyor muyum? Sadece Beşiktaş'ın altyapısından Beşiktaş'a gelmeyecek. Doğru. Sadece Galatasaray'ın altyapısından Galatasaray'a gelmeyecek. Bakın. Beşiktaş sadece kendisi için futbolcu yetiştirmiyor. Türk futbolu için oyuncular yetiştiriyor. Beşiktaş'ın işte U11'inden tutun U12, U13, U14, U15, U16 gidiyor. 18-19'a kadar gidiyor. 6-7 yaş kategorisi, örnek veriyorum her takımın. Bunların hepsi A takıma çıkmıyorlar ki. Bunların içerisinden Süper Lig'e giden var, birinciliklere giden var, ikinciliklere giden amatöre var, ikinciliklere giden var, amatör. Tabii siz sadece kulüp olarak kendiniz değil, Türk futboluna da zaten oyuncu yetiştiriyorsunuz. Bütün kulüpler böyle. Onun için evet, zaten altyapıya önem vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Yani altyapı derken ben sadece Beşiktaş'ın genel anlamda altyapısından bahsetmiyorum ki. Türkiye genelde. İşte, tabii şimdi herkes diyor ki işte bak yabancılar geldi, başarı geldi, gençler çıktı. Nasıl çıktı? Trabzon'da zorunluluktan çıktı. Parası yoktu. Transfer yapamadılar, oynattılar çocukları. Baktılar hakikaten iyiymiş. İyi geliyor alttan mesela gelen Uğurcan, oyuncular. Uğurcan, tabii ki yani. Düşünebiliyor musun? Sonra, evet. Yani öyle çıktı. Cengiz'den bahsediyorlar. Cengiz'den bahsediyorlar döndüğü zaman. Roma'da oynuyor. Nereden geldi Cengiz? Altınordu. Altınordu yabancı oyuncu oynatıyor mu? Oynatmıyor. Hayır. Oynatmıyor. Baktığınız zaman tabii ki. Yani Çağlar Söyüncü nereden geldi? O da Altınordu'dan. Aynı şekilde yabancı oynatıyor mu Altınordu? Oynatmıyor. Şimdi baktığınız zaman demek ki biz kendi gençlerimize güveneceğiz. Ama güvenmek yetmiyor. Onları iyi yetiştirmemiz lazım. Biz eğer yabancı oyuncuyla aynı statüde yarıştırabilirsek, aynı imkanları genç oyuncularımıza yaratabilirsek, onlara yaratılan, onlara verilen imkanları genç oyuncularımıza verebilirsek, zaten yabancıyı tamamen serbest bırakalım. Ama biz önce bir o imkanlara getirelim. Yani oraya bir çıkartalım, o segmente bir getirelim kendi oyuncularımızı, Türk oyuncularımızı. Sonra zaten yabancı oyuncu serbest olsun, isteyen gelsin gitsin. 33-35 yaşında oyuncu gelmesin yani. Falcao geldi Galatasaray'ın. Ne kadar faydası oldu? 5 Adem milyon euro bonuslarıyla 8 milyon euro alıyor. 8 milyon euro düşünebiliyor musunuz? Yani 3 sene kalsa 24 milyon euro. Şimdi diyecekler ki taraftar veriyor parayı. Zaten taraftar veriyor her şeyin parasını. Yani evet. Falcao'nun yerine Galatasaray'dan işte 2 tane 3 tane altyapıdan veyahut da diğer Türkiye'de oynamış oyuncular olsaydı da çıksaydı fena mı olurdu? Yani evet, büyük paralar gidiyor bakın. Ozan Kabak da çıktı, o da zorunluluktan çıktı ama. Yani anlatıyorum. Yani onu söylemeye çalışıyorum. Zorunluluktan çıkıyor, yoksa oynatamaz yani. Riske giremiyor antrenörler, teknik direktörler maalesef Türkiye'de. Zaten en büyük eksikliğimiz, problemimiz o. Bir de biz biraz kültür olarak hani farklıyız. Bizim futbol kültürümüz Avrupa'daki gibi değil mesela. Sisteme bağlı kalamıyoruz galiba hocam. Tabii şimdi bundan 5-6 sene önce, 7 sene öncesinde Almanya'da bir tane takım küme düşüyor. Maçına son maçı 50 bin tane seyirci geliyor. Küme düşüyorlar.
takım. Maç yeniliyor takım kendi sahasında yine son maçını. Seyirci sahaya iniyor futbolcularla beraber üzülüyor. Biz de olsa seyirci sahaya iner futbolcuları döver abi. Anlatabiliyor evet. muyum? Yani evet hocam. Maalesef hani her yönden eksikliklerimiz var. Baktığımız zaman kendimizi hani futbol olarak futbolu bir çembere alın. 6'ya 7'ye bölün dilimler halinde. Dilim dilim tamamlayarak gitmemiz lazım. Yani yönetim işte yöneticiler, futbolcular, antrenörler, sağlık ekibi, malzemeciler, taraftar. Yani baktığınız zaman bunların hepsinin birbirini tamamlayarak gitmesi lazım. Zaten en büyük dediğim gibi eksikliğimiz bunların hepsinin kendilerini çok iyi görmesi, mükemmel görmesi ama aynı zamanda maalesef öyle olmaması. Evet hocam. Yavaş yavaş programımızın sonuna doğru geliyoruz. Son bir tane sizin bir anınız var hocam, onu çok merak ediyorum. De sizden dinlemek istiyorum. Toşak zamanında antrenmanda 35 metreden şut çektim. Bana bağırdı. Oradan kaç tane golüm var dedi. Ben de hocaya senin kaç tane hocam şimdi var diye yan taraftan verdim. Hanım bana şey tüyo veriyor. Çözemedim mi? Buyur canım. Aha, tamam. Yok, görünmez, problem yok. Şu tekrar alabilir miyim? Tabii ki de. Toşak zamanında antrenmanda 35 metreden şut çektim. Bana bağırdı, oradan kaç tane golün var dedi. Ben de hocaya senin kaç tane hocam var diye cevap verdim. Deplasmana giderken otobüste kasetini koydu. Gol ve asistlerini izlettirdi. Ankara'ya vardık. Gol ve asistleri yeni bitmişti diye. Bir ses gitti. Şu an var mı hocam? Ses gitti. Ben şimdi size o zaman olayı anlatayım. Evet. Ben bunu Atakan'la röportajımızda, Atakan Kurt var. Evet, çok sevdiğim kardeşim, eski Beşiktaş muhabiri. Onunla röportajımızda dile getirmiştik. Fulya'da yukarı sahada antrenman yapıyoruz. Üst sahada iki tane sahamız vardı. Bir aşağıda, bir yukarıda çim saha. Üstteki sahada antrenman yapıyoruz. Eski Fulya. Evet. Orada antrenman yapıyoruz. Çift kale maç dedi vardı. O perşembeydi herhalde günlerden, o hafta içerisinde çift kale maç oynuyorduk. Tayfun Özü Sakız vardı o zaman. Toşak'ın, bizim Benjamin Toşak'ın yardımcısı. Tayfun Hoca bir köşede, ona biraz daha yakın Toşak, maç yapıyor. 30-35 metre falandır. Ben topa vurdum. Tabii dışarı gitti top. Oradan Toşak Tayfun Hoca'ya bir şeyler söyledi. Tayfun Hoca dedi, Ali Hoca soruyor dedi, oradan Ali'nin kaç tane golü var dedi diye dedi. Ben de dedim ki, sen hocaya sorsan onun kaç tane golü varmış dedi. Ondan sonra o hocaya bir şeyler söyledi. Hoca tekrar onunla konuştu, döndü. Ben ona seyrettireceğim, merak etmesin diyor dedi. İyi tamam dedim, ben o gün o konuyu kapattık tabii. O hafta sonu Ankara'ya maça gidiyorduk biz. Otobüse bindik, eski kasetler var bilirsiniz, büyük VHS kasetler. Abi koydum. Ankara'ya kadar hemen hemen attığı ve attırdığı golleri seyrettik o dönem içerisinde. Tabii biz Toşak'ın yani bu kadar ünlü, yani böyle bir marka, üst segmentte elit bir oyuncu olduğunu bilmiyoruz. Tabii şok olduydum ister istemez. Daha sonrasında otelde geldiydi yanıma. Bayağı bir sohbet etmiştik ama hakikaten çok kaliteli bir insandı her şeyden önce. Futbolculukta olduğu, yani futbolculukta bulunan kalitesi aynı şekilde insanlığında da vardı. Bize bir baba gibi davranıyordu. Bizi iyi yönlendiriyordu. O dönem içerisinde ben Beşiktaş'a yeni gelmiştim. Kendisine sevgim bu konuda çok ayrıdır. Hocam bir şey sorabilir miyim ben? Tabii kapatmada ki. Batacağız belki ama çok merak ediyorum bunu çünkü. Şimdi Galatasaray'da hocam biliyorsunuz Jupp Derwall döneminde bir çağ atladı Galatasaray. Futbol olarak, şey olarak, mentalite olarak da. Şimdi her kulübün başına böyle hocalar gelmiştir. Yani hoca, yani takımın çehresini değiştirir, kulübün çehresini değiştirir. Sonra bir daha onun üzerine gidilmez ama. Şimdi o mutlaka o hoca giderken bir izler bırakmıştır. Ama sizin de sonra dediğiniz gibi onlar futbol daha iyi bildiğini zanneden yöneticiler yüzünden mi acaba o sistem devam etmiyor? Zaten problem orada. Problem orada. En son bize gelen hoca... İsmi neydi bizim yabancı hocamızın? Şenol Hoca'dan önce.
Neydi bizim? Hırvatistan. Evet. Ve Bilic. Bilic. Slaven Bilic. Oydu değil mi? Bilic'ti. Slaven Bilic, evet. Türkiye'de dedi, o zaten özetledi durumu. Türkiye'de bilgisi olanın yetkisi yok, yetkisi olanın da bilgisi yok dedi. Bundan daha büyük bir özet, tabii çok kısa. Türkiye'de bilgisi olanın yetkisi yok, yetkisi olanın da bilgisi yok dedi. Yani bundan daha kısa bir Türkiye ülkenin futbolda özeti olamaz yani. Onun için bunun üzerine zaten söylenebilecek hiçbir şey yok. Anlatabiliyor muyum? Bunun üzerine söylenebilecek hiçbir şey yok. Yani ben sezon başı bir yere gittim. Hoca olarak anlaştım. Bana geldi dedi ki yönetici. Hocam dedi çocuklara Süper Lig idmanı niye yaptırıyorsun dedi. Yani düşünebiliyor musun yani? Adam daha üçüncü, dördüncü gün ben dedim siz benden niye biliyorsunuz dedim. Ben dedim bırakıyorum anlaşalım dedim. Ben bıraktım hemen yani. Böyle bir şey ortamda duramazsınız yani. Tabii yani yok olmaz yani yapamazsınız. Çünkü ya Türkiye'de bakat Süper Lig'de dahi iddia ediyorum ben. Benim dönemimde özellikle hocaların eline yazılıp kadro veriliyordu ya. Başkanlar. Özellikle öyle başkanlar vardı ki bu kadroyu çıkartacaksın diyordu. Hocanın eline veriyordu. Halen de Süper Lig'i bilmiyorum ama alt liglerin hepsinde bu var şu anda. Yani düşünebiliyor musun? Başkan geliyor bu kadroyu oynatacaksın diyor hocaya. Senin antrenörlüğünün, bilginin hiçbir önemi kalmıyor ki. Şimdi antrenörler ne yapıyor? Mecbur. Niye? Para kazanması lazım. Evine ekmek götürmesi lazım adamın. Ne yapsın adam? İşsiz kalacak, evine ekmek götüremeyecek, kafasını öyle ne yiyor? Maalesef. Evet. Maalesef. Maalesef. Türk futbolunun en büyük özeti. Ya yani. Evet. Ali Ören hocama tekrar teşekkür ederim biz bu programa katıldığı için kendisine. Evet, buradan. Sağ olun hocam. Sağ olun. Ben öncelikle şunu söyleyeyim. Kapatıyoruz herhalde. Evet yavaş yavaş hocam. Evde kalın diyorum. Evet. Herkese evde kalın, evde kalın, evde kalın. Hakikaten çok büyük bir salgınla karşı karşıyayız. Sonuçları düşündüğünüzden daha kötü olabilecek bir salgın. Onun için lütfen dikkat edelim. Bu hastalığı önemseyelim. Evde kalın. İyi evet. Akşamlar diliyorum. Evet. Programımızı kapatıyoruz. Lütfen abone olmayı unutmayınız. En önemlisi evde kalalım. Mümkün olduğunca dışarı çıkmayalım. Çıkan vatandaşlarımız varsa da lütfen onu kırmadan, incitmeden, düzgün bir şekilde olayın ciddiyetini anlatıp evde kalmasını sağlayalım. Sizlerden ricamız budur. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.